Emre Dayıoğlu ile Müzikli Sohbetler programının bu bölümünde Durmuş Ali Öztürk ile birlikteyiz. Sevgili kardeşim Durmuş Ali, nasılsın? İyi valla, sağ ol. Seni gördüm, daha iyi oldum. Sağ olasın. Sen de iyisin. Ben de iyiyim. Valla çok iyisin. Sağ olasın. Nasıl gidiyor çalışmalar? İyi valla ya. Seni kısaca tanıyabilir miyiz? Durmuş Ali Öztürk kimdir? Durmuş Ali Öztürk kendi halinde olan bir müzisyen. Kendi çapında bir şey yapmak isteyen. Çocukluğundan gelen, o babasından gelen ve yöresinden gelen müzik kültürünü mutlu olan bir insan. Babasından ve yöresinden dedin. Yöreden biraz bahsedebilir misin? Nerelisin? Şöyle, ben Denizli Tavaslıyım. Tavas Garipköy'lüm. Oranın müziklerini bilirsiniz. Zeybeklerle kendine az müzikal kimliğiyle var olan bir coğrafya. Babam sayesinde başladım bu müziğe. İşte babamlarla beraber düğünlerde, işte müzik etkinliklerinde bulundum. Böyle devam etti süreç. Şimdi İstanbul'da yaşıyorum.
Nerede okudun müzik? Nerede okudum? İlk ilkokul zamanında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda başladım müziğe. Bu arada kaç doğumlusun? 92. 1992 doğumluyum. İlkokulda Denizli Belediye Konservatuvarı'nda 7 yaşında başladım. 5 sene orada eğitim aldım. Bağlama eğitimi aldım. Güzel Saatler Lisesi'ne geçtim ondan sonra. Denizli Güzel Saatler. Evet. Denizli Hakkı Direktörü Anadolu Güzel Saatler Lisesi'nde. Kazandın yani. Sen ona gibi kazandın. Evet. Ne güzel. Orada da hem bağlama hem piyano eğitimi almaya başladım. Sonra yolumuz İstanbul'a düştü. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda. Kompozisyon bölümünde. Eğitimimi tamamladım. 2016'da mezun oldum. Şimdi Ankara Müzik ve Güzel Saatler Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimime devam ediyorum. Hem müzikal hem akademik bir geçmişe sahipsin. Teşekkür ederim. Kompozisyon dedin, İTÜ'de kompozisyon okudum dedin. Yani evet. Kompozisyonu biraz bize açabilir misin? Nedir, ne değildir? Kompozisyon, kompozisyonun içeriği, bestecilik, orkestra şefliği, düzenleme, aranjörlük konusunda eğitim alınan bir bölüm. Oradan çıkan bir insan orkestra şefliğini tercih edebilir. Çeşitli işte müzikal türlerde bestelerini tanıtabilir, icra edebilir. Böyle. Beste yapıyor musun? Beste yapıyordum ama şöyle söyleyeyim, yani halk müziğinin içeriği, bir de halk müziği kökenli gelmiş olmam beni, kültürüm daha ağır bastı diyeyim.
Eğitim, evet, güzel bir eğitim aldım. Çok harika hocalar çalıştım. Oğuzhan Balcı ile çalıştım. Nali Uzoğlu ile armoni çalıştım. Halk müziğinden, yani benim kendi coğrafyamın tınısı daha ağır bastı. Bu normal haliyle. Tabii, yöre. Evet, yöre. Tabii bizim yöremiz başka. Bağlama ve piyano eğitimi aldın dedin biraz önce. Evet. Yani kompozisyon okumayı seçmende piyanonun bir etkisi oldu mu? Tabii ki, yani şöyle, Güzel Saatler Lisesi'ndeki hocalarımın büyük bir etkisi oldu bu mecraya gelmemde. Denizli Güzel Saatler. Evet, Denizli Güzel Saatler Lisesi'nde çok değerli hocalarla çalıştım orada da. Mevzu şu, müzik aslında doğuştan var olan bir şey. Biz bunu hep tekrarlıyoruz. Hep yineliyoruz yani. O konu biraz bana ağır geldi şey olarak. Ben bu müziğin kültürünü yaşatan sıradan bir birisiyim aslında. Yani herkesin dili gibi iletişimi nasılsa yörenin coğrafyası da onu yansıtıyor. İletişim biçimi. Ne kadar güzel ifadelendirdin. Sıradan olmak, yani müzikte sıradan olmak, müzikal ifadelendirilmelerde bulunmak. İşte bir düğünde çalınan zeybek, evet, ya da bir düğünde çalınan oyun havası. Hı hı. Aslında bizim manevi olarak ihtiyacımız, hı hı, bunları dinlemek. Hı hı. İşte virtüözde kurallar, armoni, hı hı, belki de işte Batı müziğinin karmaşası bizim o müziğimize... Şöyle, karmaşadan ziyade o coğrafyanın yaptığı bir müzik biçimi. Buradaki olan coğrafyanın müzik biçimi de çocukluktan beri geldiğimiz bir mevzu olduğu için burası ister istemez ağır basıyor. Hmm. Farklı kültürlerdeki tabii ki müzik kültürlerini, müzik biçimlerini, müzik türlerini görmek tabii ki inanılmaz keyifli, inanılmaz deneyim, inanılmaz tecrübe. Ama bu normal bir şey çünkü kültüründen gelen bir background'um var. Arkadan gelen bir müzikal geçmişim var, müzikal kültürüm var. O yüzden bu yolda devam etmeyi ben tercih ettim. Müzikal anlamda neler yapıyorsun, kimlere çalıyorsun ya da albümün var mı? Şöyle, yakın zamanda bir zevk albümü yapacağım. Ne kadar güzel. Çalım aşamasına geldim.
şu an işte ses mühendisi konusundaki işlemler yapılıyor. Zeybek bu yörenin zeybeğini ben de bir nebze kendimce dile getirmeye çalışacağım. Onun dışında birkaç sanatçılara da eşlik ettim. İsmail Altusaray, Nuray Eftaş sahne çalışmalarında yer aldım. Bağlama mı çaldın sanatçılara? Keyboard çaldım. Klavye. Klavye çaldım. Bu aralar kendime biraz yatırım yapıyorum. Kendimle ilgili çalışmalar ne güzel. Yoğunlaşmaya başladım. Şimdi şöyle bir anekdot da var. Hani diyorlar ya insan en fazla yaşayan işte 100 sene yaşıyor, 90 sene yaşıyor. Ve bir çalgıda kendisini bulabiliyor, ifade edebiliyor. Fakat sen işte babanın sayesinde müziğe başlayıp bağlama çalmışsın. İşte düğün müziklerine merak salmışsın, yörenin zeybeğine, kültürüne merak salmışsın ama İstanbul'a gelip farklı müzik türleriyle karşılaştıktan sonra belki de piyanoya olan Güzel Sanatlar Lisesi'nde ilginden sonra da farklı bir müzik bakış açısına merak salmışsın. Yani senin için 7 telli çaldığın bağlamayla 88 tane tuşlu piyanonun farkı ya da aynılıkları nelerdir? Neler hissettirdi sana işte bir Azeri ezgisini piyanoyla çalmak veya bir Tavas zeybeğini bağlamayla çalmak? Neleri farklı hissettirdi, neleri aynı hissettirdi? Kültürel anlamda buradaki müziği icra etmem benim bir rutinimdi zaten. Ben bir rutini devam ettirmiş oldum. Yani bu hani sabah kalkarsınız, kahvaltınızı yaparsınız, işte yaptığınız bir sürü şeyler vardır. Onun gibi bir şeydi. Benim bu yörenin müziğiyle iç içe olmam benim hayatım yani bu. Bu kaçınılmaz bir şey. Tabii ki diğer disiplinlerdeki müzik türlerini almam benim için gayet yani bu faydası oldu. Ama yani kültür dediğimiz mesele illa ister istemez oraya yöneltiyor insanı. Çünkü böyle mutlu oluyorsunuz. Yani kültürünüzle besleniyorsunuz. Kültürünüzle o yörenin insanıyla, o yörenin kokusuyla, yapısıyla yediğiniz bir domatesin, bir biberin bile oradaki şeyi yani hissiyatı başka. Müziğe yansıyor değil mi? Müziğe de yansıyor elbette. Peki Tavas da sana karşı olan bir kültürel sanatsal bakış açısı oluştu mu ya da kendi memleketinde böyle bir ilgi gördün mü ya da görmek istedin mi ya da ilerleyen süreçte görmek ister misin? Çünkü böyle bir müzikaliteye sahipsin, böyle bir akademik eğitim almışsın ve hala yüksek lisans çalışmalarına devam ediyorsun. Herhalde bunun ilerisi de gelir, doktor olur, akademisyenlik gelir diye düşünüyorum. Kendi bölgende hani belli bir hamurla yoğrularak çıkmışsın. Kendi bölgenden bir destek alıyor musun? Ya da destek bekler misin? Şöyle destek konusunda o coğrafyaya gittiğim zaman elbette ki bir sevgiyle, saygıyla elbette ki yaklaşıyorlar. Sana olan nasıl söyleyeyim? Hani bir şey vardır ya hani gurbete gitmişsindir insanlar sana bir şey bakarlar böyle hani gururla bakarlar. Kabuğunu kırdı derler. Evet kabuğunu kırdı derler. Öyle bir bakarlar öyle de severler. Ne kadar güzel. O şeyi tamamıyla hissediyorum. Ne tabii güzel. Bir de müzik konusunda da maddi yaklaşım da hani bekleniyor ya. Ben o tarz şeylerde açıkçası bulunmadım. Çünkü ben bu işe maddi bir karşılık olarak da başlamadım. Tamamıyla işten gelen, işte babamdan aldığım kültürle başladım. Öyle bir karşılığım da, yani beklentim de olmadı. İnsanların samimi duygu, hele coğrafya, kendi yöremdeki insanların samimi duygusu benim için kafiydi yani. Ne kadar güzel. 92 doğumlu bir insanın kendi yöresinde yani Denizli Tavas yöresinde bu kadar güzel hissiyatını da belli etmesi güzel bir anekdot bence. Çünkü birçoğumuz kendi yöresinde var olamıyoruz. İşte müzik de sonuçta siyaset gibi bir aslında taban isteyen kavram. İşte seni kendi köyün,
tanımıyorsa seni kendi ilçen, seni kendi ilin tanımıyorsa senin dünyanın tanıması manevi anlamda sana kimse hiçbir şey katmıyor. Bana da katmıyor da sana da katmıyor. İşte şimdi sosyal medya dediğimiz bir gerçeklik var. Fakat sanal. Seni köyündeki insanlar tanımıyor. Kimin oğlusun, kimin çocuğusun kimse bilmiyor. Fakat sosyal medyada herkes seni tanıyor. Bunun bir anlamı yok. Hani insan dediğin gibi yaşadığı coğrafyada var olmak ister. Hepimiz var olmak isteriz ki sen yaşadığın coğrafyanın kadim sazı olan bağlamayı icra ediyorsun, çalıyorsun. Aynı zamanda bunu farklı müzik türleriyle bir araya getirmeye gayret gösteriyorsun. Ben senin ileride Denizli'nin müzik kültürü konusunda çok söz sahibi olan hem akademisyen hem bir müzisyen olacağına inanıyorum yani. Zaten öyle bir müzisyensin de hep birlikte bu... akademik anlamda da senin yeni gençlere, öğrencilere, bu müziğe merak salan insanlara, kardeşlerimize bir yol açacağına inanıyorum. Çünkü kolay değil düğüncülükten akademisyenle ya da düğüncülükten var olup da kompozisyon okumak. Çünkü sen şimdi bağlama çalıyorsun fakat kompozisyon okumayı herkes göze alamaz Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de işte orkestra şefi. Nedir orkestra şefi? Ne demek orkestra şefi? Dediğinde herkes güler. İşte düşünsene benim oğlum ne iş yapıyor? Orkestra şefi. Şimdi herkes güler. Benim oğlum ne iş yapıyor? Besteci. Herkes güler. O yüzden sen çok ciddi bir aslında yola çıkmışsın. Aynı zamanda da bununla birlikte yörende öğrendiğin, babandan ve diğer ustalardan öğrendiğin müzik kültürünü bağlamayla hala yaşatmaya devam ediyorsun. Bu çok önemli bir şey. Ben ileride bunun sana çok büyük bir nitelik kazandıracağına inanıyorum. Bizler için büyük bir nitelik. Fakat tabii ki insanların tanınması gerekiyor. İşte Durmuş Ali Öztürk. Yarın işte Tavas'ta, Deniz'de herkes seni bence bu aldığın sırtını yüklendiğin misyonla bence seni herkes tanıyacak diye düşünüyorum ki çok önemli. Düşünsene Denizlili besteci Durmuş Ali Öztürk. İleride belki böyle şeyler de duyabiliriz. Bilmiyorum var mı o tarz çalışmalar şu an? Ya şu an yok. Daha çok yörenin müziğiyle şu an kanalize olmuş durumdayım. Thank you.
Albümün repertuarı belli mi? Albüm repertuarı 10 tane zeybek var içinde. Saadet Dündar'ın büyük usta Aydın Germencik Gülis'in büyük yani top üstadı. Oradan dinledim usulle kendimce onu uyarlamaya çalıştım. Bakalım bize 10 tane zeybek havası var. Ne kadar güzel. Güzel de bir arşivlik çalışma olacak tabii ki. Umarım. Zeybek çalışmak isteyenlere, çalmak isteyenlere. Sanırım... Öyle bir iddiam yok da yani şey, kendimce, karınca kararınca bir şey yaptım. Tabii tabii, kesinlikle natural. Fakat ben eminim ki zeybek çalmak isteyenlere müthiş bir anekdot olacak. Ben de bu vesileyle şöyle bir anımızı anlatayım, aklıma gelmişken. Ben Burdur mezunuyum. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi müzik öğretmenliğinde okurken bizim okulumuzda piyano yok. Neydi ya? Durmuş Ali. Piyano festivali vardı. Piyano festivalleri oluyordu. Evet. Durmuş Ali hatırladı. Dediler ki işte Deniz'den bir tane Durmuş Ali diye çocuk gelecek. Gelsin. Aynı zamanda bağlama çalıyor dediler. Ne güzel dedim ya, işte hem piyano çalıyor hem bağlama çalıyor. O zaman Durmuş Ali geldi, işte bir tane bağlama getirdik, ya çalar mısın dedik, sen bağlamayı da çok güzel çalıyormuşsun dedik, duyduk dedik. Abi dedi, ben solağım dedi, çalamam dedi. Biz bu adamın solak olduğunu bilmiyoruz. Neyse sağ olsun o bağlamayı sol akorda göre hemen akordunu yaptı ve bize çalmıştı o zamanlar. Sağ olsun, var olsun. Belki benim de unutamadığım anlardan biriydi. 14-15 sene olmuştur. Benim de aklıma geldi. 2007 olması lazım. 2007 tabii. 13-14 sene vay be, geçivermiş. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuar okudum. Bu süreçte bağlama çalarken tabii ki köyden kente nakledilen bağlama kültürü, hı hı, senin ve benim yaşlarımızda İstanbul'da, Ankara'da, belki İzmir'de çok fazla gelişti ve gelişim sürecini gösterdi. Bu süreçte hangi ustalarla görüşme şansı yakaladın, çalışma şansı, hı-hı, yakaladın ya da kendi yörenden bir zeybeği ustalara, hı-hı, dinletme şansı yakaladın? Biraz da bunlardan bahseder misin? Benim ana çalgım piyanoydu konservatuvardaki. Ustalık sınıfı kapsamında Arif Say'la çalıştım. Vay. Arif Say'la. Erdal Erzincan'la çalışma fırsatı yakaladım. Erdal Erzincan'la daha sonra birebir çalışma fırsatım oldu. Hepsi birbirinden değerli, bu ülkeye hizmet etmiş değerli hocalar. Yani gururla söylüyorum bunları. İyi ki buraya geldim. Bu ustalarla çalıştım yani. Öyle bir geçmişim oldu. Ne kadar güzel. Sonuçta Erdal Erzincan ve Arif Say gibi ustalarla, hı-hı, herhalde bağlama çalışmak, hı-hı, herkese nasip olmuyor yani. Evet. Ben mesela Erdal Erzincan'ın kasetleriyle çalışmıştım. Hı-hı. Sana birebir çalışmak nasip olmuş. Bu da çok güzel, çok kıymetli. Şimdi de işte Erol Parlak, işte Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Erol Hoca'yla da çalışma fırsatı yakalıyorum. Öyle bir çok şanslıyım o konuda. Gerçekten çok şanslıyım. Yani bu kadar ideallerini, bu kadar ideallerini akademik ortama sunup İşte lisans düzeyinde Erdal Erzincan, Arif Sağ gibi ustalarla çalıştıktan sonra işte lisans üstü düzeyde belki doktora da Erol Parlak gibi çok kıymetli bir hocayla çalışabilmen gerçekten de bir eşsiz bir, evet, güzellik olacak senin için. Umarım bizler de seni ileride gördüğümüzde kendi yöremizden bir kardeşimiz, bir arkadaşımız, belki diyeceğiz ki profesör oldu, belki diyeceğiz bu tarz işte üniversitelerde yer edindi. Umarım geleceğe çok hoş sedalar bırakırsın. Emre Dayıoğlu ile Müzik Sohbetler programının bu bölümünde Denizli Tavaslı çok kıymetli kardeşim Durmuş Ali Öztürk'ün evine konuk oldum. Kendisi bağlama icracılığının yanında gerçekleştirdiği kompozisyon çalışmaları ve diğer farklı müzik çalışmalarıyla Türkiye'de ses getiren bir genç müzisyendi. Beni kırmadı, programıma konuk oldu. Kendisine beni misafir ettiği için çok teşekkür ediyorum. Yanına sağlık, sağ ol. Eyvallah. Var mı kardeşim son olarak söylemek istediğim şeyler? Varsa şu büyük kameraya bakarak, hı-hı, söyleyebilirsin. Vallahi ne diyeyim, müzikle kalalım. Müziğin keyfini çıkaralım. Müziği
kültür, yani kültürümüz zaten hayatımızda her şey müzik. Kültürümüzde de bu müzik var. Bunu yaşatmaya, birbirimizle iletişim kurmaya devam edelim. Unutmadan son olarak şunu da söyleyeyim. Durmuş Ali Öztürk'ü merak edenler nereden takip edebilir? Nereden takip edebilirler? Şu YouTube'da sayfam var. Instagram'da da. Hepsinin ismini teker teker sana da söyler misin? Durmuş Ali Öztürk yazarlarsa Instagram'dan, YouTube'dan, Facebook'tan sormak istedikleri bir şey olursa da, iletişime geçmek isteyen olursa da tamamıyla kapım açık. Ne zaman isterseniz beklerim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ah.